Merhabalar, bugün 10 Haziran Cumartesi saatler 18. Ben Büşra Akın Dinçer. Hafta sonu ana haber başlıyor. Gelin bugünkü gündem başlıklarımıza birlikte bakalım. İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali için artık saatler kaldı. Olimpiyat stadında on binlerce taraftar dev maç için bekliyor. Dünyanın gözü bu maçta olacak. Manchester City mi yoksa Inter mi sorusu bu akşam yanıt bulacak. Biz de takip ediyor olacağız. İkinci başlığımız biliyorsunuz Ankara'da makine kimya endüstrisi fabrikasında bir patlama oldu. 5 işçi şehit oldu. Patlama ile ilgili son bilgiler ve soruşturmada elde edilen ayrıntılar bu hafta sonu da ana haberde birlikte bakacağız. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret için komisyonun toplanacağı tarih de belli oldu. Taraflar ne istiyor? Komisyondan ne karar çıkabilir? Hepsi hafta sonu ana haberde. Birazdan ayrıntılarına birlikte bakacağız. Önce dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri kabul edilen Şampiyonlar finali için artık saatler kaldı. İstanbul'da Olimpiyat stadında karşı karşıya gelecek İngiltere ve İtalyan takımların taraftarları stada gelmeye başladı. Manchester City Inter finali için günler öncesinden İstanbul'a gelen taraftarlar artık stat çevresinde buluşuyor. On binlerce sporseverin buluşacağı bu büyük organizasyonun yapıldığı yere, Olimpiyat stadına gidiyoruz. Yalın Onat Ergör orada, maçın oynanacağı yerde. Evet Yalın, seni dinliyoruz. Nedir oradaki son durum? Taraftarlar heyecanlı bekleyişi sürüyor. Evet, taraftarların heyecanı bekleyişi sürüyor. Aynı zamanda gelişleri de devam ediyor. Stadın çevresine girmek pek mümkün değil şu sıralar. Çünkü çok yoğun bir trafik var ve taraftarlar akın akın gelmeye de devam ediyor. Ki kapıların açılmasına da 2 saat var. Maçtan 2 saat önce açılacaktı kapılar. Yani 20.00'da açılacaktı. Fakat şimdiden bizim bulunduğumuz M kapısı da dolmaya başladı. Hem Manchester City taraftarlarını, Manchester City formalı taraftarları görüyoruz. Hem de Inter formalı taraftarları görüyoruz. Tabii bir de çok sayıda polis ekibi de burada görev yapacak. Onlar da görev yerlerine gitmeye başladılar. Ki çoğunluğu da görev yerlerinde şu an zaten nöbetlerini sürdürüyorlar. 15 bin emniyet personelinin görev yapacağını da biliyoruz. Tabii kapılar açılacak ama burası biz yayına girmeden önce biraz daha az sayıda kişi vardı. Fakat giderek doluyor ve yine taraftarların gelişleri de devam ediyor. Bir iki saatte bu sırada bekleyecekler. 52 bini yabancı olmak üzere 70 bin seyirci bugün buradan o Şampiyonlar Ligi finalini takip edecek. Ve yine Manchester City taraftarlar da şu anda alana giriş yapıyorlar stadyuma doğru. Yine hayran noktaları açıldı. Daha doğrusu taraftar noktaları açıldı. Oralara da büyük ekranlar kuruldu ve dışarıdan da bir 25 bin kişinin maçı takip etmesini bekliyoruz. Onlar da oralardan maçı takip edecek ve yine işte o ezeli rekabetten bahsediyoruz. Tabii final olduğu için ben böyle bir şey söylüyorum. Ama buradaysa biraz daha dostane bir durum var. Çünkü hem Inter'li taraftarlar hem Manchester City'li taraftarlar bir arada sırada duruyorlar. Bazı zamanlar Inter'liler marş söylüyor. Bazı zamanlarda Manchester City'ler marş söylüyor ve şu anda heyecanlı bekleyişleri de devam ediyor diyelim. Biz de maç boyunca, maç bitene kadar bu noktadan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım. Evet, Yalın Onat Ergör stattaki heyecanı, taraftarı ve son durumu bize aktardı. Ama UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi Taksim Meydanı'nda da etkinlikler gün boyu devam etti. İtalyan ve İngiliz taraftarlar devasa kupanın etrafında doyasıya eğlendi. O renkli görüntüler Habertürk ekibinden Ceylan Sever ile Özgür Balaban'ın haberinde. DJ performans. Devasa bir kupa ve doyasıya eğlenen taraftarlar. Birkaç gün gezmek için vaktimiz oldu ve gerçekten şehir çok güzel. Dünyanın gözü Şampiyonlar Ligi finali öncesi İstanbul'da. İstanbul halkı neden? Taraftarlar maç öncesi Taksim'de doyasıya eğlendiler. Inter ve Manchester City karşılaşması için İstanbul adeta turist akırına uğradı. Kötü değiliz. Elimizden gelenin en iyisini deneyeceğiz. Çok heyecanlıyız. Kazanmaya hazırız. Kupayı eve götürmeye geldik. 15.850 polis güvenlik için teyakkuzdaydı. Meydanlar, oteller ve turistlerin eğlendiği mekanlarda geniş güvenlik önlemi alındı.
Fiyatlar çok iyi. Çok beğendim ve herkese gelmesini tavsiye ederim. Come on City. Haydi City. En iyi takım kazanacak. En iyi takıma selam olsun. Herkes çok arkadaş canlısı ve her şey çok güzel. Sadece yabancı taraftarlar değil, Türk taraftarlar da Şampiyonlar Ligi finaline yoğun ilgi gösterdi. Hakan Çalhanoğlu, onun yanındayız bu akşam. Türk taraftarı geldi, siz de şampiyonsunuz, biz de şampiyonuz dedi. Geldi bizimle fotoğraf çekinmeye çalışıyorlar. Dev karşılaşma öncesi Manchester City ve Inter taraftarları İstanbul'a gelmeye devam ediyor. İstanbul Havalimanı taraftarların gelişiyle adeta stadyuma döndü. UEFA Şampiyonlar Ligi finaline saatler kala İngiliz ve İtalyan taraftarlar İstanbul'a gelmeye devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda taraftar yoğunluğu yaşanıyor. İngiliz ve İtalyan taraftarların karşılaşmaması için havalimanında bazı önlemler alındı. Uçakların yanaştığı noktalar ve taraftarların geçiş güzergahları iki takım için ayrı ayrı belirlendi. Pasaport noktaları da farklı alanlarda oluşturuldu. Havalimanındaki polis ekiplerinin sayısı da artırıldı. Havalimanına iniş yapan taraftarlar tezahürat ve marşlarla geçtikleri yerleri adeta stadyuma çevirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Başkanı Alexander Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştü. Erdoğan Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye'ye gelen UEFA Başkanı Alexander Ceferin'i Atatürk Havalimanı'nda kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Ceferin ve Erdoğan görüşme sonrasında basına poz verdi. Erdoğan dünya futbolunun bir diğer önemli ismi FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu da kabul etti. İstanbul'da iki telli organize sanayi bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın çatısında mahsur kalanlar var. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise sürüyor. Alevler Başakşehir'deki iki telli organize sanayi bölgesindeki 6 katlı fabrikadan yükseldi. Yangın plastik enjeksiyon ve karton malzemelerin bulunduğu katta çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası binada mahsur kalanlar oldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme ve mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Ankara'da makine ve kimya endüstrisine ait roket ve patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi. 5 işçi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre patlamanın nedeni kimyasal tepkime olarak açıklandı. Evet, şu anda itfaiye gidiyor makine kimyaya. Patlamanın adresi Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun Ankara Elmadağ'daki roket ve patlayıcı fabrikasıydı. Olay dinamit lokumu hazırlama bölümünde meydana geldi. 5 işçi hayatını kaybetti. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na bağlı Elmadağ fabrikamızda dinamit lokumu hazırlama bölümünde orada kimyasal tepkimeden kaynaklandığı ilk izlenime göre değerlendirilen bir patlama meydana gelmiş ve orada çalışan 5 işçimiz maalesef vefat etmiştir. Patlama sabah saat 8.37 sıralarında yaşandı. İlk değerlendirmelere göre patlamanın nedeni kimyasal tepkime olarak açıklandı. Nasıl bir patlama? Ben çöp barilini herhalde dedim bir şey atıyorlar dedim. Öyle duydum. Öyle hissettim. 8.30 gibi bir gürültü patladı. Baktım fabrikanın üzerinde duman yapıyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamanın araştırılması için iki savcı görevlendirildi. Cumhuriyet savcılarımız konuyu inceliyorlar. Göçük altında hepsine tamamen ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le telefonda görüştü. Patlamaya ilişkin bilgi aldı. Tahkikat başlatılması talimatı veren Erdoğan, taziye dileklerini de iletti. Hatay'daki programını iptal ederek Ankara'ya hareket eden Milli Savunma Bakanı Güler, yaptığı açıklamada patlama meydana gelene kadar kamera kayıtlarının mevcut olduğunu ifade etti. Soruşturmanın ayrıntılı şekilde yapılacağını söyledi. Karabük'te şiddetli yağışlar sonrası heyelan meydana geldi. Keltepe Kayak Merkezi'ne giden yol çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Karabük son günlerde şiddetli sağanak etkisi altındaydı. Yağışlar sonrası Keltepe Kayak Merkezi'nin yolunun 50 metrelik kısmı heyelan sonucu çöktü. Göçük nedeniyle bir mahallenin içme suyu borularında hasar oluştu. Trafiğe kapatılan yolda ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Araçlar farklı güzergahlara yönlendiriliyor. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği tarih belli oldu. Asgari ücret tespit komisyonu ara zammı görüşmek için 13 Haziran'da toplanacak. Peki zam pazarlığında nasıl bir süreç olacak? Yanıtı haberimizde. Asgari ücrette kritik tarih netleşti. Tespit komisyonu zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olaraksa tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirleneceği masada işçiyi Türk İş, işvereni ise TİSK temsil edecek. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantıya ilk kez başkanlık edecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon 2023'ün ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek. Rakamı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Asgari ücrete Ocak ayında %54,86 oranında zam yapılmış, asgari ücret net 8506 liraya ulaşmıştı. Bu yılın ilk 5 ayında enflasyon oranı %15,26 olarak gerçekleşti. Beklenti bu rakamın üzerinde bir oran belirlenmesi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da asgari ücret zam görüşmelerine ilişkin konuştu. Müzakereler başlayacak. Mutlaka yaşanan bir takım gelişmeler, ekonomik gelişmeler, enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek ve bir uzlaşmayla, onu temenni ediyorum, bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Komisyonun zam kararı resmi gazetede yayınlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Yani Temmuz maaşının zamlı olabilmesi için tespit komisyonunun kararının en geç 30 Haziran'da yayınlanması gerekiyor. Kurban Bayramı tatiline denk geleceği için kararın daha önce alınması bekleniyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan seçimli büyük kurultayın yerel seçimlerden önce yapılacağını söyledi. Aday olup olmayacağı yönündeki soruya ise ben çıkıp adayım demem yanıtını verdi. TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını değerlendirdi. Seçimi kazanamadık ama ortadaki tablo büyük bir yenilgi tablosu değil dedi. Kılıçdaroğlu'na büyük kurultayda aday olacak mısınız diye soruldu. Kılıçdaroğlu da illa ben aday olacağım, diğerlerini reddedeceğim gibi bir geleneğim yok. Ben çıkıp adayım demem. Ben bugüne kadar hiç çıkıp adayım demedim. Partinin yetkili organları kimin aday olup olmayacağına karar verir dedi. Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısını da yorumladı. Değişim arzusu güzel. MYK değişti, meclis grubu değişti. Kongre kararı da aldık. Parti meclisi orada şekillenecek. Aday olmak istiyorsa aday olabilir. Ama seçim öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi terk edilmemeli diye konuştu. Yalova'dan Fransa'ya doğru yola çıkan ve kaçak kişilerin bulunduğu Türk bayraklı gemiye İtalya'da müdahale edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı o operasyonun görüntülerini paylaştı. İşte uluslararası sularda filmleri aratmayan, nefes kesen operasyonun görüntüleri. Saat 11.20'de ihbar geldi. Kaçak yolcuların bulunduğu Türk gemisi adım adım takip edildi. Uluslararası sularda filmleri aratmayan, nefes kesen bir operasyon düzenlendi. Yalova'dan Fransa'nın Sète limanına doğru yola çıkan Türk bayraklı Galata Seaways gemisinde 15 kaçak yolcu tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne gelen ihbar üzerine harekete geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu operasyonu koordine etti. Gemi kaptanı ve şirketle temas kurularak mürettebatın güvenli bölgelerde kendilerini korumaları istendi. Geminin kontrolünü sağlayan kaptan ve personel kendilerini çeşitli bölgelere kilitleyerek güvenliğe aldı.
Gemi kaptanı kameralardan kaçakların kesici aletlerle dolaştığını tespit etmesi sonrasında uluslararası yetkililerle temas kuruldu. Geminin bulunduğu noktaya en yakın yer olan İtalya'nın Napoli limanına hareket edilmesi istendi. O sırada İtalya güvenlik birimleri gemiye yapılacak operasyonu planlamaya başladı. İtalya polisi gemiye normal yollarla giriş yapamadı. Gemiye helikopterle indirildi. Türk mürettebatın güvenliği sağlandı. Güvenlik güçleri uzun süre gemide kaçakları saklandıkları yerde aradı. Devam eden arama çalışmalarına köpekli timler de dahil edildi. Arama çalışmalarının ardından gemideki kaçak yolcular İtalya güvenlik güçleri tarafından yakalandı. NATO üyeliği için Türkiye ve Macaristan'ın onayını bekleyen İsveç'ten dikkat çeken bir adım geldi. Hükümet ülkede geçici NATO üsleri kurulmasını içeren bir karara imza attı. İsveç Başbakanı ve Savunma Bakanı birlikte bir makale kaleme aldı. Makalede İsveç hükümeti ordunun gelecekteki ortak operasyonlara olanak sağlamak üzere NATO ve NATO'ya üye devletlerle hazırlıklar yürütebilmesini karara bağlamıştır ifadeleri yer aldı. Kristersson ve Johnson'ın bu hazırlıklarını yabancı askeri malzeme ve personelin İsveç topraklarında geçici olarak konuşlanmasını da içerebileceğini belirtti. Bu karar Rusya'ya net bir sinyal göndermekte ve İsveç'in savunmasını güçlendirmektedir ifadeleri kullanıldı. Makalede NATO birliklerinin varlığının Baltık Denizi üzerinden gelebilecek Rusya kaynaklı tehditlere karşı caydırıcı işlev göreceği de kaydedildi. Rusya Devlet Başkanı Putin nükleer silahlar için tarih verdi. Rus lider Belarus'a Rus taktik nükleer silahların 7-8 Temmuz'dan sonra konuşlandırılmaya başlanacağını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus taktik nükleer silahların Belarus'a konuşlandırılacağı tarihi açıkladı. Buna göre Rus taktik nükleer silahları Belarus'a 7-8 Temmuz'dan sonra konuşlandırılmaya başlanacak. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile Soçi'de bir araya gelen Putin, konuyla ilgili açıklama yaptı. Her şey plana göre gidiyor. 7-8 Temmuz'da ilgili tesislerin hazırlığı sona eriyor. Ve ilgili silah türlerinin bölgenizde konuşlandırılması ile ilgili faaliyetleri derhal başlatacağız. Putin'in bu hamlesi, NATO'nun Finlandiya ve İsveç'le ittifakı genişletme adımına karşılık bir adım olarak yorumlandı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile Belarus Savunma Bakanı Viktor Hren'in Mayıs ayında Rus taktik nükleer silahlarının Belarus'ta konuşlandırılmasına ilişkin belgeyi imzalamıştı. Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini Mart ayında bildirmiş, Belarus'a daha önce teslim ettikleri İskender yüksek hassasiyetli füze sistemlerinin söz konusu silahla donatılacağını belirtmişti. Beyaz Saray ise Amerika Birleşik Devletleri istihbarat kaynaklarına göre İran'ın Moskova'nın doğusundaki Alabuga sanayi bölgesinde insansız hava aracı fabrikası inşa etmesine yardımcı olduğunu açıkladı. Paylaşılan uydu görüntülerinde fabrikanın inşaat aşamasında olduğu görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, fabrikanın gelecek yıla kadar üretime geçeceğini iddia etti. Rusya, Avrupa'da konvansiyonel silahlı kuvvetler anlaşmasından çekildi. NATO, Rusya'yı çekilme kararı nedeniyle kınadı. Kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi. NATO tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın Avrupa'da silahlı kuvvetler anlaşmasından çekilme kararının Avrupa Atlantik ülkelerinin güvenlik politikalarına uymadığı belirtildi. Açıklamada NATO müttefikleri Rusya'nın kararını kınayarak Rusya'ya yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyor denildi. Kararın yeniden gözden geçirilmesi istendi. Rus hükümeti geçtiğimiz Mayıs ayında anlaşma maddelerinin ülkenin ulusal çıkarlarına uymadığı gerekçesiyle anlaşmayı feshedeceğine yönelik sürecin başlatıldığını açıklamıştı. 1990 yılında imzalanan anlaşma taraf ülkelerin konvansiyonel silah kullanımının kısıtlanmasına ve fazla silahların imha edilmesine yönelik maddeler içeriyor.
Eski İngiltere Başkanı Boris Johnson milletvekilliğinden istifa etti. Johnson'ın istifası COVID-19 salgını döneminde Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen partilerle ilgili hazırlanan rapor yayımlanmadan hemen önce geldi. İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson milletvekilliğinden istifa etti. Johnson kararını COVID-19 dönemindeki partiler sebebiyle yürütülen soruşturma raporunun yayımlanmasından önce duyurdu. Yazılı açıklamasında istifaya zorlandığını öne sürdü ve bunun için soruşturma komitesini suçladı. Muhafazakar Parti'nin üyesi olarak milletvekilliğinden ayrıldığını açıkladı. Öfkeli olarak yorumlanan istifa mektubu sunan Johnson, komitedeki başkan ve milletvekillerini aşırı taraflı olmakla suçladı. Parlamentodan ayrılma kararından üzüntü duyduğunu söyledi. 2001 yılından bu yana sürdürdüğü milletvekilliği görevini ciddiye alarak yalan söylemediğini belirtti. İngiltere basınında Johnson'ın istifasının tekrar başbakan olarak geri dönmek için bir hamle olabileceği iddia ediliyor. Johnson'ın temsilcisi olduğu bölgelerde ivedilikle bir ara seçim yapılmasının gerekeceği belirtiliyor. İngiltere'de polis 2020 ve 2021'de COVID-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili soruşturma başlatmış. Soruşturma kapsamında Başbakanlık Ofisi'nde kendi doğum günü partisine katılan Johnson'a para cezası verilmişti. COVID-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı para cezasının ardından özür dileyen Boris Johnson, İngiltere'de görevdeyken yasa ihlali nedeniyle ceza alan ilk başbakan olmuştu. Ankara'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeyken alev alan belediye otobüsündeki yangını mahalle sakini bir kadın bahçe hortumuyla söndürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay Ayvalı mahallesinde meydana geldi. Belediye otobüsünün seyir halindeyken bilinmeyen nedenle motor kısmı alev aldı. Durumu fark eden mahalle sakini bir kadın evinin önündeki bahçe hortumunu kullanarak alevlere müdahalede bulundu. Kadının hızlı müdahalesi sonucu alevler büyümeden söndürüldü. Yurdun birçok bölgesi yine şiddetli sağanağın etkisi altındaydı. Dereler taştı, tarım arazileri suya gömüldü. Erzurum'da ise hayatı fırtına felç etti. Bak bak, kaza yapacak arabalara ya. Rögarlar, dereler taştı. Caddeler, sokaklar göle döndü. Evleri su bastı. Tarım arazileri büyük zarara uğradı. Yurdun birçok noktası Haziran ayında yine selle mücadele etti. Ordu'da 15 dakika boyunca etkili olan sağanak dereleri taşırdı. Aybastı ilçesinde şiddetli su sokaklardan aktı. Yollar ulaşıma kapandı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler tıkalı rögarları açmak için gün boyu çalıştı. Manisa'da 1,5 saatte metrekareye 60 kilogram yağış düştü. Rögarlar yağmura dayanamayınca sokaklar su altında kaldı. Akan suyun şiddeti kaldırım taşlarını bile yerinden söktü. Yollarda büyük tahribat oluştu. Burası da Sivas. Kangal ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış kısa sürede hayatı felç etti. Bazı yollar trafiğe kapandı. Tarım arazileri büyük zarar aldı. Malatya'nın Darende ilçesinde de durum aynıydı. Birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Bazı mezra evlerini su bastı. Belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı. Erzurum'da ise fırtına etkiliydi. Oltu ilçesinde çatılar uçtu. Yayalar ayakta durmakta zorlandı. Park ve bahçelerde masalar savruldu. İlçeye 1 saat elektrik verilemedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 Şubat depreminin vurduğu illerden Adıyaman'da konuştu. Hasar tespit işlemlerinin tamamlandığını söyledi. İlimizde toplam 8.282 enkaz bulunuyordu. Bunların tamamı kaldırıldı dedi. Hasar tespitlerinin tamamı %100'ü arkadaşlarımız tarafından tamamlandı. Hasar tespiti yapılan
Toplam bağımsız bölüm sayısı 269.116. Bunlardan orta hasarlı ve üzeri olan bağımsız bölüm sayısı 79.411. Bunların da 63.844'ü konut, 8.566'sı ticarethane. İlimiz genelinde 5.953'ü yıkık, 2.329'u acil yıkılacak yapı olmak üzere. Toplam 8.282 enkaz bulunuyordu. Biliyorsunuz bunların tamamı kaldırıldı. Toplam 20.201 olan ağır hasarlı binaların da 15.609 tanesinin yıkım ihalesi tamamlandı. Yüklenici firmalara yer teslimi yapıldı. İnşallah 2 ay gibi kısa bir zaman içerisinde de biz bunların da yıkılması ve enkazların kaldırılmasını tamamlayacağız. Küba'da aşırı yağışlar sele neden oldu. Bir kişi hayatını kaybederken köprüler çöktü, yollar ulaşıma kapandı. Su seviyesi metrelerce yükseldi. Caddeler ve sokaklar göle döndü. En Colombia el desbordamiento del río Tana. Görüntüler Küba'nın Jugani kasabasında. En varios lugares, incluyendo el centro de la ciudad. Algo de cual sus habitantes. Şiddetli fırtınalar beraberinde aşırı yağışları da getirdi. Bilanço ağır oldu. Nehirler taştı, evler ve çiftlikler su altında kaldı. Kırsal bölgedeki bazı köprüler çöktü, çok sayıda köye ulaşım kapandı. 10 yıldır böyle bir şey görmemiştim. Çok endişeliyiz. Sel sonrası yaşanan yıkım havadan da görüntülendi. Meteoroloji uzmanları hafta sonu içinde şiddetli yağış uyarısı yaptı. Bölge halkının korunaklı bölgelerde olmaları istendi. Kazakistan'ın doğusundaki yangını 60 bin hektarlık alanı aştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın 8 Haziran'da Ebay eyaletine bağlı Semey Ormanı'nda çıktı. Ancak dün rüzgarların etkisiyle yayıldı. Alevler 60 bin hektarlık alanı aştı. Yangın nedeniyle 3 orman işçisi hayatını kaybetti. 11 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Söndürme çalışmaları için komşu eyaletlerden asker ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev 11-13 Haziran'da Vietnam'a planladığı resmi ziyaretini erteleyerek seferberlik ilan etmiş. Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığı da görevden almıştı. Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığı'nın açıklamasına göre yangına 1000'e yakın itfaiye eri, 237 ekipman ve 11 helikopterle müdahale ediliyor. Türkiye'nin altın boynuzu Haliç'te kürek yarışları düzenleniyor. Start İstanbulluların hizmetine sunulan Haliç Su Sporları Merkezi'nde verildi. Yarışçılar Haliç manzarası eşliğinde kürek çekti. Elemelerin yapıldığı ilk günde renkli görüntüler vardı. Bu yarışta 96 tane ekip var. Bayağı büyük bir katılım var aslında. Bu sene ikincisi yapılıyor. Maitre itibariyle de bu ekiple birlikte antrenman yapıyoruz oldukça sık. Ve şu an Haliç kürek yarışlarındayız. Heyecanlıyız. İstanbul'un gözdesi Haliç, eşsiz manzarasıyla uluslararası kürek yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Bu sene ikincisi düzenlenen yarışmada 96 ekip yer alıyor. 6 kilometrelik parkuru önde tamamlayan 7 takım finale kalmaya hak kazandı. Çok heyecanlıyız. Güzel hazırlandığımızı düşünüyorum. Bugün hem keyif alarak çekeceğiz hem de kendi sınırlarımızın sonunu zorlayacağız. Bol şans dileyin bize. Uluslararası bir yarış. Birkaç yabancı ekip de var yurt dışından. Parkur belli bir genişliğe sahip olduğu için aynı anda çok fazla ekip katılamıyor. Yarışmalar Master Kadınlar, Master Erkek ve Master Mix olmak üzere 3 kategoride.
Zor ama sürekliliğini sağladığınız sürece başarılı olmak imkansız değil. Yarış rotası Haliç Köprüsü'nden başlıyor, Unkapanı Köprüsü'ne doğru devam ediyor. Yarış başlangıç noktasında bitiyor. Daha şimdi indik, heyecan da var birazcık. Çok güzel bir yarıştı. Yani burada yarışmak gerçekten bambaşka bir şey. Burada tabii motivasyon da artıyor. Biz 29 dakikada bitirdik. Güzel bir tempo ile geldik. Hiç bozulmadık, kürek takmadık. Kürek yarışının ilk 3 kazananına para ödülü verilecek. Hırsızlar takip cihazı motosikletler için yeni bir yöntem geliştirdi. Motosikleti çalıyorlar, biraz uzaklaştıktan sonra sahibi geliyor mu diye bekliyorlar. Gelen olmayınca da yarım bıraktıkları işi tamamlıyorlar. İşte o anlardan biri güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikleti çaldılar. Çaldıkları yerin 500 metre uzağına bıraktılar. Hırsızlar takip edilmediklerine emin olmak için yeni taktik geliştirdi. Bizimki aslında birazcık tecrübeyle sabitlenmiş bir şeydi. Daha önce bir arkadaşımızın motosikleti çalındı. Onun motosikletinde GPS vardı. Biz onu yaklaşık olarak işte 500 metrelik bir daire içerisinde bulabildik. GPS bize yolu gösterdi. Çok yakın bir apartmanın otoparkında motosikleti terk edilmiş olarak bulduk. Hırsızların yeni taktiği basit. İki hırsız Maltepe Fevzi Çakmak Caddesi'nde kapı önünde park halinde duran motoru gözüne kestirdi. Saniyeler içinde alıp götürdü. Yaklaşık bir 10 dakikada çıktığında motosiklet ortada yoktu. Çaldıkları motoru aynı gün içinde yalnızca 500 metre ileriye bir otoparkın girişine bıraktılar. Nedeni de motosikletin üzerinde takip cihazının olup olmadığını anlamaktı. İki gün boyunca motosikleti kimse gelip almayınca hırsızlar yeniden işe koyuldu. GPS olmayan motosikletlere ulaşmak neredeyse imkansız ama motosiklet hırsızların en önemli taktiklerinden bir tanesiymiş bu. Özellikle pahalı motosikletleri gözlerine kestiren hırsızların birçok kurbanı var. Çok fazla varmış. Kendilerini de riske atmamış oluyorlar kendilerince. Yaz geldi. Tatil planları çoktan başladı. Bu yıl otel fiyatları cep yakıyor. Özellikle çocuklu aileler tatilde ödeyeceği ücreti düşünüyor. Yapılan bir araştırmaya göre çalışanlar artık tatile gideceği günleri azalttı. Nedeni ise artan fiyatlar. Aynı tipteki odaların geçen yılki fiyatlarıyla bu yılki fiyatlarını karşılaştırdığımızda artış oranı %94. Bu artış tatil planı yapmak isteyenleri düşündürüyor. Beyaz yakalı çalışanlar tatil planında değişiklik yapıyor. Her sene tatile gider misin? Her sene giderim. Geçen sene bir haftalığına 4000 lira falan harcamıştım. Aynı yere gitsem en az 14 bin lira diye düşünüyorum. Valla tatilde tatil harcadığımız parayı düşünürüz herhalde. Bir ankette çalışanlara tatil planlarıyla ulaşım tercihleri soruldu. Veriler tatilde tasarruf dönemi diyor. Tatilden değil ama tatilin gününden kısıldı. Ne kadar ayırdınız tatil bütçesine? Yani 2-3 gün için 6-7 bin lira. 1-2 yıl önce ne kadara mal oluyordu? Yani daha ucuza. Peki daha ucuza gelsin diye tatiliniz günden kıstınız mı? Evet kıstım. Kaç günde aslında hayaliniz? Yani bir hafta. Bizde de öyle, hatta sıfırlara düştü. Ankete yansıyan verilere göre beyaz yakalı çalışanlar tatilde konaklama yapacağı süreyi düşürdü. 2022'de ortalama 8 gün konaklama yapan çalışanlar bu yaz için süreyi 5-6 günle sınırladı. Mutlaka tatil alınıyor ama gün sayısı düşürüldü. Lokasyon biraz daha yakına çekildi. Mesela şöyle ilginç bir data gözlemledik. Biz yaz tatil aramalarında İstanbul elbette hep ilk onda yer alır. Çünkü nüfus çok büyük ve İstanbul'da bir yerler tercih ediyor. Bu sene İstanbul top 10'da 5. sıraya kadar ilerledi. Bunun sebebi de yakın bölgelerde Şile, Ava, yakın bölgeler Sakarya, Sapanca nedeniyle ilk 10'a girdi bu sene. Ne kadar ortalama bir otel tatili? Yani 15 bini falan buluyor. Kaç gün? Yani 4 gün falan. Tatilci sadece günden kısmadı. Otel yerine apartlar, ev kiralama, eş, dost yazlığına alternatifleri arasına girdi. İstanbul'a geldik biz, Konya. İstanbul'a geldik. Evet. Nerede konaklıyorsunuz burada? Şu anda geziyoruz. Bir yerimiz var, orada misafir yerde kalıyoruz. Hiç kimse hiçbir yere gidemiyor. Hepimiz kayınvalidemize ya da annemize gidip oturacağız. Çok pahalı ya. 15 günlük yerine 5 gün, 10 gün. Fiyatlar daha ucuz olsun diye ya da 5-6 ay öncesinden ayarlıyorlar.
Kurban Bayramı'na 20 günden az bir süre kaldı. Kurban pazarlarında hazırlıklar başladı. Alanlardaki çadırlar kuruluyor. 13 Haziran itibariyle de kurbanlıklar İstanbul'a girmeye başlayacak. Merak edilense fiyatları. Hazırlıklar başladı. Çadırlar kurban satıcılarını bekliyor. Abi ben Kars'ta geldim. 51 tane getireceğim. 2 kamyon. Tekirdağ. Kaç hayvan getiriyorsunuz? 30-35 hayvan getireceğiz. Kimi Anadolu'dan, kimi Trakya'dan hayvanlarını 13'ünden itibaren getirmeye başlayacak. Kurban pazarlarında da hazırlıklar başladı. İşte şu anda bu çadır kuruluyor. Bittiğinde ise işte bu çadır gibi olacak. İstanbul'da kurban pazarlarının kurulacağı ve kurbanlıkların kesileceği yerler tespit edildi. Belediyeler de satış dönemi için hazırlık yapıyor. Alandaki çalışmalarımız bitti. Demirleri kurduk. 117 tane çadır alanı kurulmuş bizim hazır. Çadır alanlarımız 7'ye 14. Küçükbaş, büyükbaş hepsi aynısı. İstanbul'a kurbanlıklar 13 Haziran'dan itibaren getirilecek. Besiciler ise önden gelip hayvanları için çadırda düzenlemeler yapıyor. Ben bir haftadan beri buradayım. Bir haftadan beri mesela alt zemini kötüydü, onu düzelttim. Hayvanlık Kars'ta. Kars'ta. Evet, salı günü inşallah tezgah sunacağız. Kaçak kesimin bu yılda cezası var. Vatandaşın kendi bahçesinde kaçak, onlar kaçağa giriyor, kaçak statüsüne giriyor. Onlara ilçe tarım ve zabıt ekipleri olarak da biz de müdahale edeceğiz, müsaade etmeyeceğiz. Kurban pazarlarındaki hazırlıklar bu hafta bitecek. Ama asıl merak konusu kurbanlıkların fiyatları. Nasip kısmet işte, bakacağız. Ana habere şimdi kısa bir ara. Evet, ana haberin bu bölümünü kapatıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Evet, ana haber bülteninin ikinci bölümünde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul'da iki telli organize sanayi bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın çatısında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı. Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü yangın kontrol altına alındı. Alevler Başakşehir'deki iki telli organize sanayi bölgesindeki 6 katlı fabrikadan yükseldi. Yangın plastik, enjeksiyon ve karton malzemelerin bulunduğu katta çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası binada mahsur kalanlar oldu. Çatıda kurtarılmayı bekleyenler vinç yardımıyla kurtarıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları süren yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ankara'da makine ve kimya endüstrisine ait roket ve patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi. 5 işçi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre patlamanın nedeni kimyasal tepkime olarak açıklandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de patlamanın yaşandığı fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu. Evet, şu anda itfaiye gidiyor makine kimyaya. Patlamanın adresi Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun Ankara Elmadağ'daki roket ve patlayıcı fabrikasıydı. Olay dinamit lokumu hazırlama bölümünde meydana geldi. 5 işçi hayatını kaybetti. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na bağlı Elmadağ fabrikamızda dinamit lokumu hazırlama bölümünde orada kimyasal tepkimeden kaynaklandığı ilk izlenime göre değerlendirilen bir patlama meydana gelmiş ve orada çalışan 5 işçimiz maalesef vefat etmiştir. Patlama sabah saat 8.37 sıralarında yaşandı. İlk değerlendirmelere göre patlamanın nedeni kimyasal tepkime olarak açıklandı. Nasıldı patlama? Ben çöp barilini herhalde dedim bir şey atıyorlar dedim. Öyle duydum, öyle hissettim. 8.30 gibi bir gürültü patladı. Baktım fabrikanın üzerinde duman yapıyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamanın araştırılması için iki savcı görevlendirildi. Cumhuriyet savcılarımız konuyu inceliyorlar. Göçük altında hepsine tamamen ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le telefonda görüştü. Patlamaya ilişkin bilgi aldı. Tahkikat başlatılması talimatı veren Erdoğan, taziye dileklerini de iletti.
Hatay'daki programını iptal ederek Ankara'ya hareket eden Milli Savunma Bakanı Güler, yaptığı açıklamada patlama meydana gelene kadar kamera kayıtlarının mevcut olduğunu ifade etti. Soruşturmanın ayrıntılı şekilde yapılacağını söyledi. Birleşmiş Milletler, Ukrayna'daki Kahoka Barajı'nın yıkılmasının ardından ülkedeki insani durumun daha da kötüleştiğini belirtti. Durumun tahıl ihracatında olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı da Zaporijya nükleer tesisindeki reaktörleri soğutmak için kullanılan su seviyesinde azalmanın sürdüğünü açıkladı. Ukrayna'daki Dnieper Nehri üzerinde bulunan Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla ülkedeki insani durum öncesine göre çok daha kötü duruma geldi. Açıklamayı Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths yaptı. Griffiths, söz konusu durumun ardından 700 bin kişinin daha içme suyuna ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Mevcut durumun tahmin edilemeyecek kadar vahim olduğunu söyledi. Rakamlar şimdiden ürkütücü. Doğru düzgün içme suyu olmayan 700 bin insandan bahsediyoruz. Bu sıra dışı bir sayı. Griffiths, dünyanın ekmek sepeti olarak tabir edilen bölgede su baskını olmasının yıkıcı etkileri olacağı uyarısında bulundu. Durumun kaçınılmaz olarak tahıl ihracatının azalmasına, dünya genelinde gıda fiyatlarının yükselmesine ve milyonlarca yoksulun gıdaya daha zor ulaşmasına yol açacağını söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Gross ile yıkılan barajın yakınında bulunan Zaporijya nükleer tesisindeki reaktörleri soğutmak için kullanılan su seviyesinin azalmaya devam ettiğini açıkladı. Grossi, baraj felaketinin yol açtığı sorunların aşılması için ajansın Ukrayna'ya yardımda bulunacağını belirtti. Grossi, Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin talebi üzerine gelecek hafta santraldeki son durumu görmek için Ukrayna'ya gideceğini duyurdu. Küba'da aşırı yağışlar sele neden oldu. Bir kişi hayatını kaybederken köprüler çöktü, yollar ulaşıma kapandı. Su seviyesi metrelerce yükseldi. Caddeler ve sokaklar göle döndü. En Colombia el desbordamiento del río Tana. Görüntüler Küba'nın Yugani kasabasında. En varios lugares, incluyendo el centro de la ciudad. Algo de cual sus habitantes. Şiddetli fırtınalar beraberinde aşırı yağışları da getirdi. Bilanço ağır oldu. Nehirler taştı, evler ve çiftlikler su altında kaldı. Kırsal bölgedeki bazı köprüler çöktü, çok sayıda köye ulaşım kapandı. 10 yıldır böyle bir şey görmemiştim. Çok endişeliyiz. Sel sonrası yaşanan yıkım havadan da görüntülendi. La crecida de ríos y arroyos y esto a su vez. Meteoroloji uzmanları hafta sonu içinde şiddetli yağış uyarısı yaptı. Bölge halkının korunaklı bölgelerde olmaları istendi. Kazakistan'ın doğusundaki yangın 60 bin hektarlık alanı aştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın 8 Haziran'da Abay eyaletine bağlı Semey ormanında çıktı. Ancak dün rüzgarların etkisiyle yayıldı. Alevler 60 bin hektarlık alanı aştı. Yangın nedeniyle 3 orman işçisi hayatını kaybetti. 11 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Söndürme çalışmaları için komşu eyaletlerden asker ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, 11-13 Haziran'da Vietnam'a planladığı resmi ziyaretini erteleyerek seferberlik ilan etmiş, Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanı'nı da görevden almıştı. Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığı'nın açıklamasına göre yangına 1000'e yakın itfaiye eri, 237 ekipman ve 11 helikopterle müdahale ediliyor. Karabük'te şiddetli yağışlar sonrası heyelan meydana geldi. Keltepe Kayak Merkezi'ne giden yol çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı. Karabük son günlerde şiddetli sağanak etkisi altındaydı. Yağışlar sonrası Keltepe Kayak Merkezi yolunun 50 metrelik kısmı heyelan sonucu çöktü. Göçük nedeniyle bir mahallenin içme suyu borularında hasar oluştu. Trafiğe kapatılan yolda ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Araçlar farklı güzergahlara yönlendiriliyor.
Evet, Şampiyonlar Ligi finali için artık saatler kaldı. İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 22. İtalyan Inter ile İngiliz Manchester City'nin karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi finali için iki takım taraftarları saatler öncesinden stada gelmeye başlamıştı. Heyecan artık dorukta. Stat çevresinde adeta karnaval yerine dönmüş durumda. Dünyanın her yerinden futbol tutkunlarıyla birlikte bugünkü maçı takip ediyor Habertürk muhabiri Yalın Onat Ergör. Şimdi ona döneceğiz. Yalın, beni duyabiliyor musun? Evet. Evet, alıyorum ben sesinizi. Oradaki heyecanı aktarır mısın? Taraftar daha da artmış kalabalığı. Takip ediyoruz her saat. Tabii zaten aslında gözüküyor da arkamdaki kalabalıktan. Çünkü burası dakika yaklaştıkça, saat yaklaştıkça daha da kalabalıklaşıyor. Şu hemen o kalabalık grubun geldiği noktaysa Interliler için taraftar noktasıydı. Ve oradaki sabah 3'ten, daha doğrusu 15.00'dan itibaren konserler, etkinlikler yapıldı. Ve onlar da şu anda sonlandı. Yavaş yavaş özellikle de Inter taraftarları yoğun olmak üzere stada doğru geliyorlar. Ama tabii ki içe yine aralarında Manchester City taraftarlarını da görüyoruz. Ki onlar da birlikte stada ilerliyorlar. Şimdi sahada bir rekabet olacak ama stadın dışarısında bir dostluk görüyoruz. Çünkü daha demin de belirttiğim gibi hem Manchester City'ler hem de Inter taraftarları aynı noktalardan stada girmeye çalışıyorlar. Girecekler de birazdan, stadın kapıları da açıldı. Şu anda içeriye girebiliyor taraftarlar da. Yine o noktada da bazı taraftarlar meşale yakıyorlar şu anda. Ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 52 bin yabancı olmak üzere 70 bin seyirci bugün bu maçı takip edecek ki dışarıda da 25 bin taraftarın, spor severin olmasını bekliyoruz. Ve yine 15 bin emniyet personeli burada görev yapacak. Hazırlıklar da aslında uzun süredir devam ediyordu ve o hazırlıklar da tamamlandı. Bütün o hazırlıklar bugün içinde, o büyük gün bugün geldi. 18 yıl sonra tekrar İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali için iki hem İtalyan hem de İngiliz takım birlikte yer alacaklar. Ki 18 sene önce de Liverpool'la Milan karşılaşmıştı Şampiyonlar Ligi finalinde. Yine İstanbul'da, yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda. İşte şimdi daha demin bahsetmiştim. Hem Interler hem Manchester City'ler devam ediyor diye. Onlar da şu anda ikisi bir arada kendileri hem gidiyorlar hem birlikte stada ilerliyorlar. Bir dostluk da tabii ki söz konusu, yine yabancılar sadece değil, Türk taraftarları da burada görebiliyoruz. Onlar da maçı stadyumun içerisinden takip edecekler. Ve bakın hemen sağ tarafımızda Interliler ve Manchester City'ler şu anda hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Bir işte yayının başında bahsettiğim o dostlukta söz konusu bu noktada. Kalabalık giderek artıyor, stada gelenler giderek artıyor ve içeriye yavaş yavaş girişler devam ediyor. Maça daha 3 saat var, 2 saat 50 dakika var ama şimdiden kalabalık oluştu ki sabahın ilk saatlerinden itibaren buraya da gelenler vardı ki Taksim'de, İstanbul'un çeşitli yerlerinde de onlar da kutlamalara şimdiden, önceden, maçın öncesinden başlamışlardı. Bakın hem Manchester City'ler bir tarafında, Manchester City o da. Bu şu anda Manchester City'ler etrafına toplandı. Biraz önce Inter'ler toplanmıştı. Bu vurgu çok önemli olduğu için tekrarlıyorum bunu sürekli. Çünkü burada maç başlamadan bir dostluk söz konusu. Inter'le Manchester City'ler, bir onlar marşlarını söylüyor, bir diğer takım marşlarını söylüyor. Ama birlikte ilerliyorlar diyelim. Ve tabii ki maçı da buradan takip edeceğiz. Şimdilik sözü size bırakalım ve tekrar buradan bağlanmak üzere sözü sizlere bırakalım. Evet, teşekkür ediyoruz. Yalın Onat Ergör stattaki son durumu bize aktardı. Taraftar kalabalıklaşıyor, toplanıyor. Çok az bir süre kaldı maç için. Biz de takip ediyor olacağız saat başı yine. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Başkanı Alexander Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştü. Erdoğan, Şampiyonlar Ligi finali için Türkiye'ye gelen UEFA Başkanı Alexander Ceferin Atatürk Havalimanı'nda kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Ceferin ve Erdoğan görüşme sonrasında basına poz verdi.
Erdoğan dünya futbolunun bir diğer önemli ismi. FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu da kabul etti. UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi Taksim Meydanı'nda etkinlikler gün boyu devam etti. İtalyan ve İngiliz taraftarlar devasa kupanın etrafında doyasıya eğlendi. O renkli görüntüler Habertürk ekibinden Ceylan Sever'le Özgür Balaban'ın haberinde. DJ performans, devasa bir kupa ve doyasıya eğlenen taraftarlar. Birkaç gün gezmek için vaktimiz oldu ve gerçekten şehir çok güzel. Dünyanın gözü, Şampiyonlar Ligi finali öncesi İstanbul'da. İstanbul halkı neden? Taraftarlar maç öncesi Taksim'de doyasıya eğlendiler. Inter ve Manchester City karşılaşması için İstanbul adeta turist akırına uğradı. Kötü değiliz. Elimizden gelenin en iyisini deneyeceğiz. It's beautiful here. Çok heyecanlıyız. Kazanmaya hazırız. Kupayı eve götürmeye geldik. 15.850 polis güvenlik için teyakkuzdaydı. Meydanlar, oteller ve turistlerin eğlendiği mekanlarda geniş güvenlik önlemi alındı. Food is amazing. Fiyatlar çok iyi. Çok beğendim ve herkese gelmesini tavsiye ederim. Come on, City! Haydi City. En iyi takım kazanacak. En iyi takıma selam olsun. Herkes çok arkadaş canlısı ve her şey çok güzel. Sadece yabancı taraftarlar değil, Türk taraftarlar da Şampiyonlar Ligi finaline yoğun ilgi gösterdi. Hakan Çalhanoğlu, onun yanındayız bu akşam. Türk taraftarı geldi, siz de şampiyonsunuz, biz de şampiyonuz dedi. Geldi bizimle fotoğraf çekinmeye çalışıyorlar. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson milletvekilliğinden istifa etti. Johnson'un istifası Covid-19 salgını döneminde Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen partilerle ilgili hazırlanan rapor yayımlanmadan hemen önce geldi. İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson milletvekilliğinden istifa etti. Johnson kararını Covid-19 dönemindeki partiler sebebiyle yürütülen soruşturma raporunun yayımlanmasından önce duyurdu. Yazılı açıklamasında istifaya zorlandığını öne sürdü ve bunun için soruşturma komitesini suçladı. Muhafazakar Parti'nin üyesi olarak milletvekilliğinden ayrıldığını açıkladı. Öfkeli olarak yorumlanan istifa mektubu sunan Johnson, komitedeki başkan ve milletvekillerini aşırı taraflı olmakla suçladı. Parlamentodan ayrılma kararından üzüntü duyduğunu söyledi. 2001 yılından bu yana sürdürdüğü milletvekilliği görevini ciddiye alarak yalan söylemediğini belirtti. İngiltere basınında Johnson'ın istifasının tekrar başbakan olarak geri dönmek için bir hamle olabileceği iddia ediliyor. Johnson'ın temsilcisi olduğu bölgelerde ivedilikle bir ara seçim yapılmasının gerekeceği belirtiliyor. İngiltere'de polis 2020 ve 2021'de Covid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili soruşturma başlatmış. Soruşturma kapsamında Başbakanlık Ofisi'nde kendi doğum günü partisine katılan Johnson'a para cezası verilmişti. Covid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı para cezasının ardından özür dileyen Boris Johnson, İngiltere'de görevdeyken yasa ihlali nedeniyle ceza alan ilk başbakan olmuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin nükleer silahlar için tarih verdi. Rus lider Belarus'a Rus taktik nükleer silahların 7-8 Temmuz'dan sonra konuşlandırılmaya başlanacağını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus taktik nükleer silahların Belarus'a konuşlandırılacağı tarihi açıkladı. Buna göre Rus taktik nükleer silahları Belarus'a 7-8 Temmuz'dan sonra konuşlandırılmaya başlanacak. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile Soçi'de bir araya gelen Putin, konuyla ilgili açıklama yaptı. Her şey plana göre gidiyor. 7-8 Temmuz'da ilgili tesislerin hazırlığı sona eriyor.
ve ilgili silah türlerinin bölgenizde konuşlandırılması ile ilgili faaliyetleri derhal başlatacağız. Putin'in bu hamlesi, NATO'nun Finlandiya ve İsveç'le ittifakı genişletme adımına karşılık bir adım olarak yorumlandı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile Belarus Savunma Bakanı Viktor Hren'in Mayıs ayında Rus taktik nükleer silahlarının Belarus'ta konuşlandırılmasına ilişkin belgeyi imzalamıştı. Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini Mart ayında bildirmiş, Belarus'a daha önce teslim ettikleri İskender yüksek hassasiyetli füze sistemlerinin söz konusu silahla donatılacağını belirtmişti. Beyaz Saray ise Amerika Birleşik Devletleri istihbarat kaynaklarına göre İran'ın Moskova'nın doğusundaki Alabuga sanayi bölgesinde insansız hava aracı fabrikası inşa etmesine yardımcı olduğunu açıkladı. Paylaşılan uydu görüntülerinde fabrikanın inşaat aşamasında olduğu görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, fabrikanın gelecek yıla kadar üretime geçeceğini iddia etti. Hırsızlar takip cihazlı motosikletler için yeni bir yöntem geliştirdi. Motosikleti çalıyorlar, biraz uzaklaştıktan sonra sahibi geliyor mu diye bekliyorlar. Gelen olmayınca da yarım bıraktıkları işi tamamlıyorlar. İşte o anlardan biri güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikleti çaldılar. Çaldıkları yerin 500 metre uzağına bıraktılar. Hırsızlar takip edilmediklerine emin olmak için yeni taktik geliştirdi. Bizimki aslında birazcık tecrübeyle sabitlenmiş bir şeydi. Daha önce bir arkadaşımızın motosikleti çalındı. Onun motosikletinde GPS vardı. Biz onu yaklaşık olarak işte 500 metrelik bir daire içerisinde bulabildik. GPS bize yolu gösterdi. Çok yakın bir apartmanın otoparkında motosikleti terk edilmiş olarak bulduk. Hırsızların yeni taktiği basit. İki hırsız Maltepe Fevzi Çakmak Caddesi'nde kapı önünde park halinde duran motoru gözüne kestirdi. Saniyeler içinde alıp götürdü. Yaklaşık 10 dakikada çıktığında motosiklet ortada yoktu. Çaldıkları motoru aynı gün içinde yalnızca 500 metre ileriye bir otoparkın girişine bıraktılar. Nedeni de motosikletin üzerinde takip cihazının olup olmadığını anlamaktı. İki gün boyunca motosikleti kimse gelip almayınca hırsızlar yeniden işe koyuldu. GPS olmayan motosikletlere ulaşmak neredeyse imkansız ama motosiklet hırsızların en önemli taktiklerinden bir tanesiymiş bu. Özellikle pahalı motosikletleri gözlerine kestiren hırsızların birçok kurbanı var. Çok fazla varmış. Kendilerini de riske atmamış oluyorlar kendilerince. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği tarih belli oldu. Asgari ücret tespit komisyonu ara zammı görüşmek için 13 Haziran'da toplanacak. Peki zam pazarlığında nasıl bir süreç olacak? Yanıt haberimizde. Asgari ücrette kritik tarih netleşti. Tespit komisyonu zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olaraksa tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirleneceği masada işçiyi Türk İş, işvereni ise TİSK temsil edecek. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantıya ilk kez başkanlık edecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon 2023'ün ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek. Rakamı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Asgari ücrete Ocak ayında %54,86 oranında zam yapılmış, asgari ücret net 8.506 liraya ulaşmıştı. Bu yılın ilk 5 ayında enflasyon oranı %15,26 olarak gerçekleşti. Beklenti bu rakamın üzerinde bir oran belirlenmesi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da asgari ücret zam görüşmelerine ilişkin konuştu. Müzakereler başlayacak. Mutlaka yaşanan bir takım gelişmeler, ekonomik gelişmeler, enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek ve bir uzlaşmayla onu temenni ediyorum. Bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Komisyonun zam kararı resmi gazetede yayınlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Yani Temmuz maaşının zamlı olabilmesi için tespit komisyonunun kararının en geç 30 Haziran'da yayınlanması gerekiyor. Kurban Bayramı tatiline denk geleceği için kararın daha önce alınması bekleniyor.
Evet, yaz geldi. Tatil planları çoktan başladı. Bu yıl otel fiyatları cep yakıyor. Özellikle çocuklu aileler tatilde ödeyeceği ücreti düşünüyor. Yapılan bir araştırmaya göre çalışanlar artık tatile gideceği günleri azalttı. Nedeni ise artan fiyatlar. Aynı tipteki odaların geçen yılki fiyatlarıyla bu yılki fiyatlarını karşılaştırdığımızda artış oranı %94. Bu artış tatil planı yapmak isteyenleri düşündürüyor. Beyaz yakalı çalışanlar tatil planında değişiklik yapıyor. Her sene tatile gider misin? Her sene giderim. Geçen sene bir haftalığına 4 bin lira falan harcamıştım. Aynı yere gitsem en az 14 bin lira diye düşünüyorum. Valla tatilde tatil harcadığımız parayı düşünürüz herhalde. Bir ankette çalışanlara tatil planlarıyla ulaşım tercihleri soruldu. Veriler tatilde tasarruf dönemi diyor. Tatilden değil ama tatilin gününden kısıldı. Ne kadar ayırdınız tatil bütçesine? Yani 2-3 gün için 6-7 bin lira. 1-2 yıl önce ne kadara mal oluyordu? Yani daha ucuza. Peki daha ucuza gelsin diye tatiliniz günden kıstınız mı? Evet, kıstım. Kaç günde aslında hayaliniz? Yani bir hafta. Bizde de öyle, hatta sıfırlara düştü. Ankete yansıyan verilere göre beyaz yakalı çalışanlar tatilde konaklama yapacağı süreyi düşürdü. 2022'de ortalama 8 gün konaklama yapan çalışanlar bu yaz için süreyi 5-6 günle sınırladı. Mutlaka tatil alınıyor ama gün sayısı düşürüldü. Lokasyon biraz daha yakına çekildi. Mesela şöyle ilginç bir data gözlemledik. Biz yaz tatil aramalarında İstanbul elbette hep ilk onda yer alır. Çünkü nüfus çok büyük ve İstanbul'da bir yerler tercih ediliyor. Bu sene İstanbul top 10'da 5. sıraya kadar ilerledi. Bunun sebebi de yakın bölgelerde Şile, Ava, yakın bölgeler Sakarya, Sapanca nedeniyle ilk 10'a girdi bu sene. Ne kadar ortalama bir otel tatili? Yani 15 bini falan buluyor. Kaç gün? Yani 4 gün falan. Tatilci sadece günden kısmadı. Otel yerine apartlar, ev kiralama, eş, dost yazlığına alternatifleri arasına girdi. İstanbul'a geldik biz, Konya. İstanbul'a geldik. Evet. Nerede konaklıyorsunuz burada? Şu anda geziyoruz. Bir yerimiz var. Orada misafir yerde kalıyoruz. Hiç kimse hiçbir yere gidemiyor. Hepimiz kayınvalidemize ya da annemize gidip oturacağız. Bu çok pahalı ya. 15 günlük yerine 5 gün, 10 gün. Fiyatlar daha ucuz olsun diye ya da 5-6 ay öncesinden ayarlıyorlar. Sanayi tesislerinin yoğun olduğu ve özellikle Çorlu Deresi'nin kirliliğiyle gündeme gelen Tekirdağ'da çevreyi kirleten 87 tesise 22 milyon lira ceza kesildi. Ancak tüm cezalara rağmen su kaynaklarındaki kirliliğin önüne geçilemediği görülüyor. Zehir solumaktan yıldık bıktık, akciğer kanseri olan bir sürü vatandaşımız var. Karışan atıklar nedeniyle rengi tamamen siyaha döndü. Çorlu Deresi çevreyi tehdit etmeye devam ediyor. Hala aynı koku, hala aynı akan, simsiyah, zehir akan bir dereyle karşı karşıyayız. Tekirdağ'da sanayi tesisleri çevre kirliliğine yol açıyor. Özellikle Ergene Nehri'ni besleyen kollardan biri olan Çorlu Deresi'ndeki kirlilik, çevre sakinlerinin hayatını zorlaştırıyor. Fabrika atıklarının karıştığı dere her geçen gün can çekişmeye devam ediyor. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri yılbaşından bu yana il genelinde çevreyi, havayı ve suyu kirleten tesislere yönelik 625 denetimde bulundu. Denetimlerde kirliliğe neden olan 87 tesise 22 milyon 666 bin lira ceza uygulandı. 17 tesisinde faaliyeti durduruldu. Ben bu denetimlerin daha sık ve daha denetlenilebilir olması kanaatindeyim. Çünkü biz bu çevrede zehir solumaktan yıldık bıktık, akciğer kanseri olan bir sürü vatandaşımız var. 3 boyutlu yazıcıyla bina inşaatı konusunda çıta her geçen gün yükseliyor. Ukrayna'nın Lviv kentinde ilk kez 3D yazıcı kullanılarak bir okul inşa ediliyor. Ukrayna'da 3D yazıcı kullanılarak bir ilke imza atıldı. Okul binasının inşaatına başlandı. 3 boyutlu yazıcıyla bina inşaatı konusunda çıta her geçen gün yükseliyor. Ukrayna'nın Lviv kentinde ilk kez 3D yazıcı kullanılarak bir ilkokul binasının yapımına başlandı. Proje Uluslararası Teknolojik İnsani Yardım Vakfı ve İnsani Yardım Kuruluşu Team for Ukraine'in ortaklığında yürütülüyor. Proje kapsamında inşaatın katmanları çimento bazlı özel bir karışımla 3D baskı yöntemiyle bilgisayar kontrolünde oluşturuluyor.
Okulda yaklaşık 100 öğrencinin eğitim görmesi planlanıyor. Haziran ayında tamamlanması planlanan binanın gelecek yıl başından itibaren faaliyete geçmesi bekleniyor. Uzmanlar 3 boyutlu teknolojinin inşaat sektöründe devrim yaratacağı görüşünde. 3 boyutlu yazıcıyla üretilen binalar düşük maliyeti ve depreme dayanıklı oluşuyla da dikkat çekiyor. TikTok uygulamasını yasaklamayı tartışan ülkelere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Peki büyüyen TikTok tartışmasına karşı hangi ülke harekete geçti, hangisi uygulamayı tamamen yasakladı? Detaylar haberimizde. Kimi yönetim yasakladı, kimi yasaklamayı planlıyor. TikTok hakkındaki tartışmalar günden güne büyüyor. TikTok, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri. 1 milyardan fazla aktif kullanıcısı var. Ancak uygulamanın çatı şirketi ByteDance'in Pekin hükümetine veri erişimi sunduğu iddia ediliyor. Hem şirket hem Pekin bu iddiaları yalanlasa da ikna olmayan ülkeler TikTok'a kısmen ya da tamamen erişim engeli getiriyor. Peki tartışmalı uygulama TikTok nerelerde yasak? TikTok özellikle uzun süredir Washington yönetiminin hedefinde. ABD Başkanı Biden, hükümet çalışanlarının resmi cihazlarda uygulamayı kullanmasını yasakladı. Montana eyaleti ise TikTok'u yasaklayan ilk ABD eyaleti oldu. TikTok'u kamu cihazlarında engelleyen ikinci kıta ülkesi de Kanada. Avrupa Birliği Komisyonu da Şubat 2023'te resmi cihazlarda TikTok'u yasakladı. Ardından pek çok birlik ülkesi benzer yasaklar getirdi. Almanya'yı Avusturya ve Fransa takip etti. İrlanda ve İngiltere'de TikTok'u resmi hizmete tahsis edilen telefonlarda yasakladı. Asya'da ise durum farklı. Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, gençleri batıya yönlendirdiğini savunarak TikTok'u ülke genelinde yasaklamıştı. Uygulama Hindistan'da da egemenliğine ve güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 2020'den bu yana ülke genelinde yasak. Kabe'nin örtüsü hac döneminin başlamasıyla her yıl olduğu gibi bu yılda 3 metre yukarı kaldırıldı. Kabe'de hac ibadeti için hazırlıklar sürüyor. Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı hac mevsimi dolayısıyla Kabe'nin örtüsünü alt kısmından 3 metre yukarı kaldırdı. Açıkta kalan kısım pamuklu beyaz kumaşla kaplandı. Uygulamayla Kabe örtüsüne zarar verilmesinin önüne geçiliyor. Örtü hac dönemi bittiğinde eski haline getiriliyor. Özel bir atölyede 250 kişinin dokuduğu Kabe örtüsünün yapımında yaklaşık 700 kilo saf ipek, 120 kilo altın ve gümüş iplik kullanılıyor. Vücutta ortaya çıkan ve uzun süre iyileşmeyen yaralara karşı dikkatli olunması gerekiyor. İstatistiklere göre diyabetik ayak nedeniyle her 20 saniyede bir hasta bacağını kaybediyor. Uzmanlar 3 haftadan uzun süren yaralara karşı uyarıyor. 3 haftadan uzun süre iyileşmeyen yarası olan hastaların mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekmektedir. Özellikle şeker hastalarında bu yaralar, iyileşmeyen yaralar uzuv kaybına neden olabilmektedir. 3 haftayı geçen ancak iyileşmeyen yaralara karşı uyardı. Hastaneye başvuran kişi sayısındaki artışa dikkat çekti. 2021 ve 2022 yılları verilerini karşılaştırdığımızda bir önceki yıla göre İyileşmeyen yara nedeniyle hastaneye başvuran hasta sayısında %30 kadar bir artış görmekteyiz. Bu aynı zamanda uzuv kaybında da bir artış anlamına gelmektedir. İstatistiklere göre diyabetik ayak nedeniyle her 20 saniyede bir hasta bacağını kaybediyor. Yaraların büyümesi hastalarda uzuvların yanında hayatlarını yitirmelerine dahi neden olabiliyor. Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği Genel Sekreteri Profesör Doktor Gaye Filinte, özellikle diyabet hastalarının vücutlarında ortaya çıkan yaraları zamanında kontrol ettirmesi gerektiğini söyledi. Vücudunuzun herhangi bir yerinde, herhangi bir nedenle bir yara oluştuğunda önce bu yarayı ciddiye alın ve takip edin. 3 haftadan uzun süre iyileşmiyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurun. Özellikle şeker hastalarının doğru tedaviye, doğru zamanda ulaşmaları uzuv kaybının önlenmesinde çok önemlidir.
Bartın'da doğal gaz hattı kazısından tarih çıktı. Ekipler kazı esnasında Roma dönemine ait sütunlu su yoluna rastlayınca çalışmalar durdu. Uzmanlar inceleme başlattı. Doğal gaz hattı çalışması yer altındaki tarihi ortaya çıkardı. Kazılarda Roma dönemine ait olduğu düşünülen sütunlu su yoluna rastlandı. Bartın'ın Amasra ilçesinde 3 kilometrelik doğal gaz hattı için çalışma başlatıldı. Kum mahallesinde 700 metre boyunca boru hattı yerleştiren ekipler Cumhuriyet Caddesi'ne geldiğinde sütunlu bir yol ve su yolu buldu. Tarih eser çıkmış. Bu tarih eseri incelemek için durdurdular şu anda. Daha önce buranın da sütunlu bir yol olduğu, zeminine rastladığımız ve su kanalları olduğu yönünde. Arkeologlar çalışmalara ara verilmesine karar verdi. Tarihi kalıntılar Roma döneminin izlerini taşıyor. Kazı esnasında bulunan kerpiç tuğlalar ve diğer malzemeler müze müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. New York'taki Sotheby's müzayede evi tarihi bir müzayedeye ev sahipliği yaptı. Şimdiye kadar açık artırmaya çıkarılan en büyük yakut olan Fura Yıldızı 34 milyon 800 bin dolarla rekor fiyata alıcı buldu. Bugüne kadar açık artırmaya çıkarılan en büyük yakut satıldı. Göz kamaştıran Fura Yıldızı 34 milyon 800 bin dolara alıcı buldu. ABD'nin New York kentindeki Sotheby's müzayede evi tarihi bir müzayedeye ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz yıl Mozambik'teki bir madende bulunan 55 karatlık yakut, 21 milyon dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa çıkarıldı. Şimdiye kadar açık artırmaya çıkarılan en büyük yakut olan Fura Yıldızı, 34 milyon 800 bin dolarla rekor fiyatı alıcı buldu. Fura Yıldızı, bir müzayedede satılan en değerli yakut oldu. Müzayede evi yakutu, hayatta bir kez bulunabilecek değerli bir taş olarak nitelendirdi. Müzayedeye damga vuran diğer bir mücevherse Botswana'daki bir madenden çıkarılan The Eternal Pink adlı elmas oldu. Müzayedeye çıkarılan en canlı mor pembe elmas olarak nitelendirilen 10.57 karatlık mücevher de 34 milyon 800 bin dolara alıcı bularak kendi rengindeki satış rekorunu kırdı. ...2017 yılında Hong Kong'daki açık artırmada 71.2 milyon dolara alıcı bulan 59.6 karatlık pembe yıldız, şimdiye kadar satılan en pahalı pembe elmas olarak biliniyor. Türkiye'nin altın boynuzu Haliç'te kürek yarışları düzenleniyor. Start İstanbulluların hizmetine sunulan Haliç Su Sporları Merkezi'nden verildi. Yarışçılar Haliç manzarası eşliğinde kürek çekti. Elemelerin yapıldığı ilk günde renkli görüntüler de vardı. Bu yarışta 96 tane ekip var. Bayağı büyük bir katılım var aslında. Bu sene ikincisi yapılıyor. Maitre'yi itibariyle de bu ekiple birlikte antrenman yapıyoruz oldukça sık. Ve şu an Haliç kürek yarışlarındayız. Heyecanlıyız. İstanbul'un gözdesi Haliç, eşsiz manzarasıyla uluslararası kürek yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Bu sene ikincisi düzenlenen yarışmada 96 ekip yer alıyor. 6 kilometrelik parkuru önde tamamlayan 7 takım finale kalmaya hak kazandı. Çok heyecanlıyız. Güzel hazırlandığımızı düşünüyorum. Bugün hem keyif alarak çekeceğiz hem de kendi sınırlarımızın sonunu zorlayacağız. Bol şans dileyin bize. Uluslararası bir yarış. Birkaç yabancı ekip de var yurt dışından. Parkur belli bir genişliğe sahip olduğu için aynı anda çok fazla ekip katılamıyor. Yarışmalar Master Kadınlar, Master Erkek ve Master Mix olmak üzere 3 kategoride. Zor ama sürekliliğini sağladığınız sürece başarılı olmak imkansız değil. Yarış rotası Haliç Köprüsü'nden başlıyor, Unkapanı Köprüsü'ne doğru devam ediyor. Yarış başlangıç noktasında bitiyor. Daha şimdi indik, heyecan da var birazcık. Çok güzel bir yarıştı. Yani burada yarışmak gerçekten bambaşka bir şey. Burada tabii motivasyon da artıyor. Biz 29 dakikada bitirdik. Güzel bir tempo ile geldik, hiç bozulmadık, kürek takmadık. Kürek yarışının ilk 3 kazananına para ödülü verilecek. Evet, ana habere şimdi kısa bir ara. Evet.
Evet, ana haberin bu bölümünü de kapatıyoruz. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Merhabalar, ana haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi finali öncesi diplomatik temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şampiyonlar Ligi finali öncesi yürüttüğü diplomatik temasların ilki dünya futbolunu yöneten iki isimle oldu. Önce UEFA Başkanı Alexander Ceferin'i Atatürk Havalimanı'nda kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Ceferin ve Erdoğan görüşme sonrasında basına poz verdi. Erdoğan, dünya futbolunun bir diğer önemli ismi FIFA Başkanı Gianni Infantino ile de görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kabulü ise Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan oldu. İstanbul bu akşam büyük bir futbol organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Olimpiyat stadında Avrupa'nın en büyüğü belli olacak. Şampiyonlar Ligi kupası için Manchester City ile Inter takımları karşı karşıya geliyor. Hakan Çalhanoğlu ile İlkay Gündoğan'ın rakip olarak karşı karşıya gelecekleri maç için artık nefesler tutuldu. İngiliz ve İtalyan taraftarlar stada girmeye devam ediyor. Habertürk muhabiri Yalın Onat Ergör statta. Yalın, seni dinliyoruz. Evet, dev maça, dev karşılaşmaya sadece 2 saat kaldı ama sabahın erken saatlerinden itibaren iki takım taraftarları da içeriye, daha doğrusu stat etrafına gelmeye başlamışlardı. Ama biz 1 saat önce burada yine yayındaydık. Bu kadar yoğun bir kalabalık yoktu. Maç saati yaklaştıkça yoğunluk da artıyor ki o noktada zaten Inter'lere ait bir taraftar alanıydı. O yüzden de burada Inter taraftarlarını daha yoğun şekilde görüyoruz. Ama yine tabii rekabet sahanın içinde, sahanın dışındaysa bir dostluk söz konusu. Yine aralarda Manchester City taraftarlarını görebiliyoruz. Inter taraftarlarıyla birlikte yürüyorlar ve stada doğru yol alıyorlar. Tabii bir taraftan Inter'ler marş söylerken bir taraftan da Manchester City'ler marş söylüyor. Yani bir dostlukta söz konusu burada ki içeriye alımlar başlamıştı 1,5-2 saat öncesinde. Statta yavaş yavaş dolmaya başladı. Hem 52 bin yabancı taraftar stadın içinden takip edecek maçı, 70 bin taraftar takip edecek toplamda stadın içerisinden bu Şampiyonlar Ligi finalini. 25 bin taraftarın, spor severin ise dışarıdan takip etmesini bekliyoruz. Bu Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ve yaklaşık bir 100 bin kişi bu alanda bulunacak. 15 bin emniyet personeli görev yapacak burada. Dün de İstanbul Valisi Davut Gül stadyumu ziyaret etmiş. Etraftaki hem hazırlıkları incelemişti ki buradaki hazırlıklarda, bütün hazırlıklarda 3 ay önce başladı demişti. İşte o 3 ay önce başlayan hazırlıklar bugün içindi. O büyük final geldi ve bugün Şampiyonlar Ligi şampiyonu belli olacak. Yine Inter'ler şu anda stada doğru gidiyorlar. Hem marşlarını söylüyorlar hem de takımlarını destekliyorlar. Tabii iki tarafta kendinin kazanmasını istiyor ve bununla ilgili de takımlarına destek olmak için buradan geldiler. İtalya'dan geldiler, İngiltere'den geldiler, çoğu ülkeden geldiler. Sadece bu iki ülkeden değil, çoğu ülkeden taraftarı, spor severi görmek mümkün. Sadece İtalya ve İngiltere'den bahsetmiyoruz. Dünyanın dört bir yanından futbol severler bugün burada İstanbul'da toplandı ve Şampiyonlar Ligi şampiyonunu belirleyecek maça şahitlik edecek onlar da. Maça sadece 2 saat kaldı. 2 saat sonra maçın sonunda, 90 dakikanın sonunda eğer bir uzatma olmazsa şampiyonu bizler de öğreneceğiz ve şampiyon belli olana kadar da biz de burada olacağız diyelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım. Yalın Onat Ergör stattaki son durumu bizlere aktardı.
Taraftarın bir hayli kalabalık olduğunu görüyoruz ve çok az süre kaldı maçın da başlamasına. UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi Taksim Meydanı'nda etkinlikler gün boyu devam etti. İtalyan ve İngiliz taraftarlar devasa kupanın etrafında doyasıya eğlendi. O renkli görüntüler Habertürk ekibinden Ceylan Sever ile Özgür Balabal'ın haberinde. DJ performans, devasa bir kupa ve doyasıya eğlenen taraftarlar. Birkaç gün gezmek için vaktimiz oldu ve gerçekten şehir çok güzel. Dünyanın gözü, Şampiyonlar Ligi final öncesi İstanbul'da. İstanbul halkı neden? Taraftarlar maç öncesi Taksim'de doyasıya eğlendiler. Inter ve Manchester City karşılaşması için İstanbul adeta turist takırına uğradı. Kötü değiliz. Elimizden gelenin en iyisini deneyeceğiz. It's beautiful here. Çok heyecanlıyız. Kazanmaya hazırız. Kupayı eve götürmeye geldik. 15.850 polis güvenlik için teyakkuzdaydı. Meydanlar, oteller ve turistlerin eğlendiği mekanlarda geniş güvenlik önlemi alındı. Food is amazing. Fiyatlar çok iyi. Çok beğendim ve herkese gelmesini tavsiye ederim. Come on City. Haydi City. En iyi takım kazanacak. En iyi takıma selam olsun. Herkes çok arkadaş canlısı ve her şey çok güzel. Sadece yabancı taraftarlar değil, Türk taraftarlar da Şampiyonlar Ligi finaline yoğun ilgi gösterdi. Hakan Çalhanoğlu, onun yanındayız bu akşam. Türk taraftarı geldi, siz de şampiyonsunuz, biz de şampiyonuz dedi. Geldi bizimle fotoğraf çekinmeye çalışıyorlar. İstanbul Başakşehir'deki iki telli organize sanayi bölgesindeki fabrika yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yanan fabrikadan çıkan dumanların Olimpiyat Stadı'ndan da görüldüğü belirtiliyor. Alevler Başakşehir'deki iki telli organize sanayi bölgesindeki 6 katlı fabrikadan yükseldi. Yangın plastik enjeksiyon ve karton malzemelerin bulunduğu katta çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası binada mahsur kalanlar oldu. Çatıda kurtarılmayı bekleyenler vinç yardımıyla kurtarıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri saat 17'den itibaren yangını söndürmeye çalışıyor. Fabrikadaki yanıcı maddeden dolayı söndürme çalışmalarının sonuçlanmadığı ve yangının hala sürdüğü belirtiliyor. Yangında alevlerin yerini dumanlar almış durumda. Ankara'da makine ve kimya endüstrisine ait roket ve patlayıcı fabrikasında patlama meydana geldi. 5 işçi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre patlamanın nedeni kimyasal tepkime olarak açıklandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de patlamanın yaşandığı fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu. Evet, şu anda itfaiyeye gidiyor makine kimyaya. Patlamanın adresi Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun Ankara Elmadağ'daki roket ve patlayıcı fabrikasıydı. Olay dinamit lokumu hazırlama bölümünde meydana geldi. 5 işçi hayatını kaybetti. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na bağlı Elmadağ fabrikamızda dinamit lokumu hazırlama bölümünde orada kimyasal tepkimeden kaynaklandığı ilk izlenime göre değerlendirilen bir patlama meydana gelmiş ve orada çalışan 5 işçimiz maalesef vefat etmiştir. Patlama sabah saat 8.37 sıralarında yaşandı. İlk değerlendirmelere göre patlamanın nedeni kimyasal tepkime olarak açıklandı. Nasıl bir patlama? Bize, ben çöp barilini herhalde dedim bir şey atıyorlar dedim. Öyle duydum, öyle hissettim. 8.30 gibi bir gürültü patladı. Baktım fabrikanın üzerinde duman yapıyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamanın araştırılması için iki savcı görevlendirildi. Cumhuriyet savcılarımız konuyu inceliyorlar. Göçük altında hepsine tamamen ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le telefonda görüştü. Patlamaya ilişkin bilgi aldı. Tahkikat başlatılması talimatı veren Erdoğan, taziye dileklerini de iletti.
Hatay'daki programını iptal ederek Ankara'ya hareket eden Milli Savunma Bakanı Güler, yaptığı açıklamada patlama meydana gelene kadar kamera kayıtlarının mevcut olduğunu ifade etti. Soruşturmanın ayrıntılı şekilde yapılacağını söyledi. Sivas'ta sağanak yağış sele yol açtı. İş yerlerine su bastı. Sağanak en çok da tarım arazilerine zarar verdi. Sivas'ın Gürün ve Gemerek ilçelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gemerek ilçe merkezinde bulunan bazı iş yerleri ve ekili bahçeleri su bastı. Vatandaşlar suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken ilçede bazı cadde ve sokaklar ulaşıma kapandı. Köylerde ise oluşan sel ev ve tarım arazilerini olumsuz etkiledi. Sulama kanalı taştı. Taşan sular ekili tarım arazilerine de zarar verdi. Karabük'te şiddetli yağışlar sonrası heyelan meydana geldi. Keltepe Kayak Merkezi'ne giden yol çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı. Karabük son günlerde şiddetli sağanak etkisi altındaydı. Yağışlar sonrası Keltepe Kayak Merkezi yolunun 50 metrelik kısmı heyelan sonucu çöktü. Göçük nedeniyle bir mahallenin içme suyu borularında hasar oluştu. Trafiğe kapatılan yolda ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Araçlar farklı güzergahlara yönlendiriliyor. Küba'da aşırı yağışlar sele neden oldu. Bir kişi hayatını kaybederken köprüler çöktü, yollar ulaşıma kapandı. Su seviyesi metrelerce yükseldi. Caddeler ve sokaklar göle döndü. En Colombia el desbordamiento del río Tana. Görüntüler Küba'nın Yugani kasabasında. En varios lugares, incluyendo el centro de la ciudad. Algo de cual sus habitantes... Şiddetli fırtınalar beraberinde aşırı yağışları da getirdi. Bilanço ağır oldu. Nehirler taştı, evler ve çiftlikler su altında kaldı. Kırsal bölgedeki bazı köprüler çöktü, çok sayıda köye ulaşım kapandı. 10 yıldır böyle bir şey görmemiştim. Çok endişeliyiz. Sel sonrası yaşanan yıkım havadan da görüntülendi. La crecida de ríos y arroyos y esto a su vez. Meteoroloji uzmanları hafta sonu içinde şiddetli yağış uyarısı yaptı. Bölge halkının korunaklı bölgelerde olmaları istendi. Birleşmiş Milletler, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın yıkılmasının ardından ülkedeki insani durumun daha da kötüleştiğini belirtti. Durumun tahıl ihracatını da olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı ise Zaporijya nükleer tesisindeki reaktörleri soğutmak için kullanılan su seviyesinde azalmanın sürdüğünü açıkladı. Ukrayna'daki Dnieper Nehri üzerinde bulunan Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla ülkedeki insani durum öncesine göre çok daha kötü duruma geldi. Açıklamayı Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths yaptı. Griffiths, söz konusu durumun ardından 700 bin kişinin daha içme suyuna ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Mevcut durumun tahmin edilemeyecek kadar vahim olduğunu söyledi. Rakamlar şimdiden ürkütücü. Doğru düzgün içme suyu olmayan 700 bin insandan bahsediyoruz. Bu sıra dışı bir sayı. Griffiths, dünyanın ekmek sepeti olarak tabir edilen bölgede su baskını olmasının yıkıcı etkileri olacağı uyarısında bulundu. Durumun kaçınılmaz olarak tahıl ihracatının azalmasına, dünya genelinde gıda fiyatlarının yükselmesine ve milyonlarca yoksulun gıdaya daha zor ulaşmasına yol açacağını söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi ile yıkılan barajın yakınında bulunan Zaporijya nükleer tesisindeki reaktörleri soğutmak için kullanılan su seviyesinin azalmaya devam ettiğini açıkladı. Grossi, baraj felaketinin yol açtığı sorunların aşılması için ajansın Ukrayna'ya yardımda bulunacağını belirtti. Grossi, Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin talebi üzerine gelecek hafta santraldeki son durumu görmek için Ukrayna'ya gideceğini duyurdu. Kazakistan'ın doğusundaki yangın 60 bin hektarlık alanı aştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın 8 Haziran'da Abay eyaletine bağlı Semey Ormanı'nda çıktı. Ancak dün rüzgarların etkisiyle yayıldı. Alevler 60 bin hektarlık alanı aştı. Yangın nedeniyle 3 orman işçisi hayatını kaybetti. 11 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Söndürme çalışmaları için komşu eyaletlerden asker ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev 11-13 Haziran'da Vietnam'a planladığı resmi ziyaretini erteleyerek seferberlik ilan etmiş, Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanı'nı da görevden almıştı. Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığı'nın açıklamasına göre yangına 1000'e yakın itfaiye eri, 237 ekipman ve 11 helikopterle müdahale ediliyor. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği tarih belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ara zammı görüşmek için 13 Haziran'da toplanacak. Peki zam pazarlığında nasıl bir süreç olacak? Yanıtı haberimizde. Asgari ücrette kritik tarih netleşti. Tespit Komisyonu zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olaraksa tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirleneceği masada işçiyi Türk İş, işvereni ise TİSK temsil edecek. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantıya ilk kez başkanlık edecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon 2023'ün ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek. Rakamı yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Asgari ücrete Ocak ayında %54,86 oranında zam yapılmış, asgari ücret net 8506 liraya ulaşmıştı. Bu yılın ilk 5 ayında enflasyon oranı %15,26 olarak gerçekleşti. Beklenti bu rakamın üzerinde bir oran belirlenmesi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da asgari ücret zam görüşmelerine ilişkin konuştu. Müzakereler başlayacak. Mutlaka yaşanan bir takım gelişmeler, ekonomik gelişmeler, enflasyon başta olmak üzere değerlendirilecek ve bir uzlaşmayla, onu temenni ediyorum, bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Komisyonun zam kararı resmi gazetede yayınlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Yani Temmuz maaşının zamlı olabilmesi için tespit komisyonunun kararının en geç 30 Haziran'da yayınlanması gerekiyor. Kurban Bayramı tatiline denk geleceği için kararın daha önce alınması bekleniyor. Yalova'dan Fransa'ya doğru yola çıkan ve kaçak kişilerin bulunduğu Türk bayraklı gemiye İtalya'da müdahale edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı o operasyonun görüntülerini paylaştı. İşte uluslararası sularda filmleri aratmayan, nefes kesen operasyonun görüntüleri. Saat 11.20'de ihbar geldi. Kaçak yolcuların bulunduğu Türk gemisi adım adım takip edildi. Uluslararası sularda finleri aratmayan, nefes kesen bir operasyon düzenlendi. Yalova'dan Fransa'nın Sète limanına doğru yola çıkan Türk bayraklı Galata Seaways gemisinde 15 kaçak yolcu tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne gelen ihbar üzerine harekete geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu operasyonu koordine etti. Gemi kaptanı ve şirketle temas kurularak mürettebatın güvenli bölgelerde kendilerini korumaları istendi. Geminin kontrolünü sağlayan kaptan ve personel kendilerini çeşitli bölgelere kilitleyerek güvenliğe aldı. Gemi kaptanı kameralardan kaçakların kesici aletlerle dolaştığını tespit etmesi sonrasında uluslararası yetkililerle temas kuruldu. Geminin bulunduğu noktaya en yakın yer olan İtalya'nın Napoli limanına hareket edilmesi istendi. O sırada İtalya güvenlik birimleri gemiye yapılacak operasyonu planlamaya başladı. İtalya polisi gemiye normal yollarla giriş yapamadı. Gemiye helikopterle indirildi. Türk mürettebatın güvenliği sağlandı. Güvenlik güçleri uzun süre gemide kaçakları saklandıkları yerde aradı. Devam eden arama çalışmalarına köpekli timler de dahil edildi. Arama çalışmalarının ardından gemideki kaçak yolcular İtalya güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Ankara'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeyken alev alan belediye otobüsündeki yangını mahalle sakini bir kadın bahçe hortumuyla söndürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay Ayvalı mahallesinde meydana geldi. Belediye otobüsünün seyir halindeyken bilinmeyen nedenle motor kısmı alev aldı.
Durumu fark eden mahalle sakini bir kadın evinin önündeki bahçe hortumunu kullanarak alevlere müdahalede bulundu. Kadının hızlı müdahalesi sonucu alevler büyümeden söndürüldü. Hırsızlar takip cihazlı motosikletler için yeni bir yöntem geliştirdi. Motosikleti çalıyorlar, biraz uzaklaştıktan sonra sahibi geliyor mu diye bekliyorlar. Gelen olmayınca da yarım bıraktıkları işi tamamlıyorlar. İşte o anlardan biri güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikleti çaldılar. Çaldıkları yerin 500 metre uzağına bıraktılar. Hırsızlar takip edilmediklerine emin olmak için yeni taktik geliştirdi. Bizimki aslında birazcık tecrübeyle sabitlenmiş bir şeydi. Daha önce bir arkadaşımızın motosikleti çalındı. Onun motosikletinde GPS vardı. Biz onu yaklaşık olarak işte 500 metrelik bir daire içerisinde bulabildik. GPS bize yolu gösterdi. Çok yakın bir apartmanın otoparkında motosikleti terk edilmiş olarak bulduk. Hırsızların yeni taktiği basit. İki hırsız Maltepe Fevzi Çakmak Caddesi'nde kapı önünde park halinde duran motoru gözüne kestirdi. Saniyeler içinde alıp götürdü. Yaklaşık 10 dakikada çıktığında motosiklet ortada yoktu. Çaldıkları motoru aynı gün içinde yalnızca 500 metre ileriye bir otoparkın girişine bıraktılar. Nedeni de motosikletin üzerinde takip cihazının olup olmadığını anlamaktı. İki gün boyunca motosikleti kimse gelip almayınca hırsızlar yeniden işe koyuldu. GPS olmayan motosikletlere ulaşmak neredeyse imkansız ama motosiklet hırsızların en önemli taktiklerinden bir tanesiymiş bu. Özellikle pahalı motosikletleri gözlerine kestiren hırsızların birçok kurbanı var. Çok fazla varmış. Kendilerini de riske atmamış oluyorlar kendilerince. Artan kiralar, ev sahibi, kiracı davaları derken İstanbul'da konut krizi giderek büyüyor. Buna bir de kira sınırlamasının kalkmasını bekleyenler ve tatil için ev satın alıp kiraya vermeyen yabancı yatırımcılar eklendi. Hal böyle olunca İstanbul'da hayalet ev sayısı da 500 bine ulaştı. Bir Arap yatırımcılar alıyor, işte yazın gelirim 2-3 ay kalırım diye. Geri kalan 9 ayı komple boş kalıyor daire. Hiç daireye gelip gitmiyor, ilgilenmiyor. Yani hiç kiracı da uğraşmıyor. Yani adamın çünkü bir kontağı yok bu konuyla alakalı. İstanbul'da 400-500 bin civarında bir boş konut olduğunu biliyoruz. İstanbul'da artan konut krizine bir de hayalet evler eklendi. Yani boş tutulan evler. Binlerce boş konut nedeniyle kiracılar uygun fiyatlı ev bulamıyor. Var olan evlerin de kiraları artıyor. Şişli bölgesinde bile hiç yoksa 25-30 bin tane o şekilde konut var. Geliyorlar bizde form dolduruyorlar işte kiralık yer arıyorum diyor. Bakıyoruz ilan yok yani yer olmayınca ilk gelen yere 10 kişi talip oluyor. Kimi çıkartamam korkusuyla kiracıyla uğraşmak istemiyor. Kimi de %25 kira sınırlamasının kalkmasını bekliyor. Mevcut evleri satmak istediğinizde içinde kiracı varsa kirası muhtemelen düşük oluyor. Düşük olduğu için de birçok mülk sahibi böyle bir şey yaşamak istemiyor. Kiracılı ev satmak zor olduğu için kimse evine kiracı almak istemiyor. Hayalet evlerin en çok bulunduğu ilçelerden birisi de Şişli. Bu bölgede özellikle miras sorunu yaşanıyor. Mal paylaşımı yapılamadığı için de daireler uzun süre boş kalıyor. Bu durumsa 55 metrekare bir dairenin yaklaşık 14 bin liradan kiraya verilmesine yol açıyor. Bu Şişli bölgesinde özellikle çok fazla var. Şu binada sadece 4-5 tane o şekilde konut var. Hiç kimse gelmiyor. Uzun yıllar harabi şekilde kalmış. Boş konutların sayısı kadar sebebi de çok. Özellikle Esenyurt ve Beylikdüzü gibi ilçelerde ise yabancı yatırımcıların sayısı oldukça fazla. Onlar da ya muhatap bulamadıklarından ya da tatile geldiklerinde kendileri kalmak için dairelerini kiraya vermiyor. Dolayısıyla evlerin büyük bir kısmı yıl boyunca boş kalıyor. Şu an konu stoğu sıfır. Hiçbir şekilde gelen müşterilerimize kiralık daire bulamıyoruz. Gayrimenkul uzmanları semtlere göre değer haritalarının çıkarılmasını tavsiye ediyor. Uzun yıllar boş kalan evlere de İspanya modeli öneriliyor. Boşta duran konutlara vergi miktarı artırılırsa burada vatandaşlar bu konutlarını boş tutmak yerine kiraya vermek isterler. Bu da kiralık konut tarafındaki arzın artmasıyla birlikte yine fiyatların normalleşmesine son derece katkı sunar. Rusya Devlet Başkanı Putin nükleer silahlar için tarih verdi. Rus lider Belarus'a Rus taktik nükleer silahların 7-8 Temmuz'dan sonra konuşlandırılmaya başlanacağını duyurdu. Rus
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus taktik nükleer silahların Belarus'a konuşlandırılacağı tarihi açıkladı. Buna göre Rus taktik nükleer silahları Belarus'a 7-8 Temmuz'dan sonra konuşlandırılmaya başlanacak. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ile Soçi'de bir araya gelen Putin, konuyla ilgili açıklama yaptı. Her şey plana göre gidiyor. 7-8 Temmuz'da ilgili tesislerin hazırlığı sona eriyor. Ve ilgili silah türlerinin bölgenizde konuşlandırılması ile ilgili faaliyetleri derhal başlatacağız. Putin'in bu hamlesi, NATO'nun Finlandiya ve İsveç'le ittifakı genişletme adımına karşılık bir adım olarak yorumlandı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile Belarus Savunma Bakanı Viktor Hren'in Mayıs ayında Rus taktik nükleer silahlarının Belarus'ta konuşlandırılmasına ilişkin belgeyi imzalamıştı. Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini Mart ayında bildirmiş, Belarus'a daha önce teslim ettikleri İskender yüksek hassasiyetli füze sistemlerinin söz konusu silahla donatılacağını belirtmişti. Beyaz Saray ise Amerika Birleşik Devletleri istihbarat kaynaklarına göre İran'ın Moskova'nın doğusundaki Alabuga sanayi bölgesinde insansız hava aracı fabrikası inşa etmesine yardımcı olduğunu açıkladı. Paylaşılan uydu görüntülerinde fabrikanın inşaat aşamasında olduğu görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, fabrikanın gelecek yıla kadar üretime geçeceğini iddia etti. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson milletvekilinden istifa etti. Johnson'ın istifası COVID-19 salgını döneminde başbakanlık ofisinde düzenlenen partilerle ilgili hazırlanan rapor yayımlanmadan hemen önce geldi. İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson milletvekilliğinden istifa etti. Johnson kararını COVID-19 dönemindeki partiler sebebiyle yürütülen soruşturma raporunun yayımlanmasından önce duyurdu. Yazılı açıklamasında istifaya zorlandığını öne sürdü ve bunun için soruşturma komitesini suçladı. Muhafazakar Parti'nin üyesi olarak milletvekilliğinden ayrıldığını açıkladı. Öfkeli olarak yorumlanan istifa mektubu sunan Johnson, komitedeki başkan ve milletvekillerini aşırı taraflı olmakla suçladı. Parlamentodan ayrılma kararından üzüntü duyduğunu söyledi. 2001 yılından bu yana sürdürdüğü milletvekilliği görevini ciddiye alarak yalan söylemediğini belirtti. İngiltere basınında Johnson'ın istifasının tekrar başbakan olarak geri dönmek için bir hamle olabileceği iddia ediliyor. Johnson'ın temsilcisi olduğu bölgelerde ivedilikle bir ara seçim yapılmasının gerekeceği belirtiliyor. İngiltere'de polis 2020 ve 2021'de COVID-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili soruşturma başlatmış. Soruşturma kapsamında Başbakanlık ofisinde kendi doğum günü partisine katılan Johnson'a para cezası verilmişti. COVID-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı para cezasının ardından özür dileyen Boris Johnson, İngiltere'de görevdeyken yasa ihlali nedeniyle ceza alan ilk başbakan olmuştu. Bursa'da şifalı bitki toplamak için gittiği Uludağ'da kaybolan 74 yaşındaki Kadir Fidan'dan hala bir iz yok. Fidan'ın ailesi yeni bir iddia ortaya attı. Kadir Fidan bitki toplamak için değil, define aramak için dağa çıkmıştı. Daha sürekli tek başına çıkardı. İlk defa arkadaşlarıyla beraber çıktı. Bir daha geri gelmedi. Her zaman çıktığı dağda sırra kalem bastı. Arkadaşları evine döndü ama ok kayboldu. İddiaya göre bitki toplamak için değil, define için dağa çıktı. Burada gezinirken bir tane mağara bulmuş. Oradan hazineye çıkartacağım, defineye çıkartacağım ama kimse bulamıyorum diye daha önceden bahsediyordu. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 arkadaş 2 Haziran'da Uludağ'ın yamaçlarına doğru yürümeye başladı. Bir süre sonra 74 yaşındaki Kadir Fidan gözden kayboldu. Arkadaşları Fidan'ı bulamayınca durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye hemen AFAD ekipleri sevk edildi. Arkadaşları tarafından şifalı bitki toplamak için dağa çıktığı iddia edilmişti. Ancak Fidan'ın ailesinin iddiasına göre bu durum farklıydı. 2 tane güvenilir arkadaş bulduğunu, onlarla beraber gidip dağdan hazineyi çıkartacağını söyledi. Kadir Fidan'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Bölgede 50 kişilik kurtarma ekibi ve hassas köpekler çalışma yürütüyor. Vücutta ortaya çıkan ve uzun süre iyileşmeyen yaralara karşı dikkatli olunması gerekiyor. İstatistiklere göre diyabetik ayak nedeniyle her 20 saniyede bir hasta bacağını kaybediyor. Uzmanlar 3 haftadan uzun süren yaralara karşı uyarıyor. 3 haftadan uzun süre iyileşmeyen yarası olan hastaların mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekmektedir. Özellikle şeker hastalarında bu yaralar, iyileşmeyen yaralar uzuv kaybına neden olabilmektedir. 3 haftayı geçen ancak iyileşmeyen yaralara karşı uyardı. Hastaneye başvuran kişi sayısındaki artışa dikkat çekti. 2021 ve 2022 yılları verilerini karşılaştırdığımızda bir önceki yıla göre İyileşmeyen yara nedeniyle hastaneye başvuran hasta sayısında %30 kadar bir artış görmekteyiz. Bu aynı zamanda uzuv kaybında da bir artış anlamına gelmektedir. İstatistiklere göre diyabetik ayak nedeniyle her 20 saniyede bir hasta bacağını kaybediyor. Yaraların büyümesi hastalarda uzuvların yanında hayatlarını yitirmelerine dahi neden olabiliyor. Yara Bakımı ve Doku Onarımı Derneği Genel Sekreteri Profesör Doktor Gaye Filinte, özellikle diyabet hastalarının vücutlarında ortaya çıkan yaraları zamanında kontrol ettirmesi gerektiğini söyledi. Vücudunuzun herhangi bir yerinde, herhangi bir nedenle bir yara oluştuğunda önce bu yarayı ciddiye alın ve takip edin. 3 haftadan uzun süre iyileşmiyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurun. Özellikle şeker hastalarının doğru tedaviye, doğru zamanda ulaşmaları uzuv kaybının önlenmesinde çok önemlidir. Sanayi tesislerinin yoğun olduğu ve özellikle Çorlu Deresi'nin kirliliğiyle gündeme gelen Tekirdağ'da çevreyi kirleten 87 tesise 22 milyon lira ceza kesildi. Ancak tüm cezalara rağmen su kaynaklarındaki kirliliğin önüne geçilemediği görülüyor. Zehir solumaktan yıldık bıktık, akciğer kanseri olan bir sürü vatandaşımız var. Karışan atıklar nedeniyle rengi tamamen siyaha döndü. Çorlu Deresi çevreyi tehdit etmeye devam ediyor. Hala aynı koku, hala aynı akan, simsiyah, zehir akan bir dereyle karşı karşıyayız. Tekirdağ'da sanayi tesisleri çevre kirliliğine yol açıyor. Özellikle Ergene Nehri'ni besleyen kollardan biri olan Çorlu Deresi'ndeki kirlilik, çevre sakinlerinin hayatını zorlaştırıyor. Fabrika atıklarının karıştığı dere her geçen gün can çekişmeye devam ediyor. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri yılbaşından bu yana il genelinde çevreyi, havayı ve suyu kirleten tesislere yönelik 625 denetimde bulundu. Denetimlerde kirliliğe neden olan 87 tesise 22 milyon 666 bin lira ceza uygulandı. 17 tesisinde faaliyeti durduruldu. Ben bu denetimlerin daha sık ve daha denetlenilebilir olması kanaatindeyim. Çünkü biz bu çevrede zehir solumaktan yıldık bıktık, akciğer kanseri olan bir sürü vatandaşımız var. Hollandalı bir sanatçı tarafından tasarlanan sarı renkteki dev plastik ördek 10 yıllarının ardından tekrar Hong Kong'u ziyaret etti. Bu sefer yanında tek yumurta ikizi de vardı. Dev ördekler 10 yıl sonra Hong Kong'a geri döndü. Görenlerin ilgi odağı oldu. Hollandalı sanatçı Florentin Hoffman'ın ikonik 18 metrelik dev lastik ördeği Victoria Limanı'ndaki turlarına başladı. Üstelik bu kez yanında tek yumurta ikizi de var. Çünkü Hoffman'a göre ördekler dönüş motivasyonunu mutluluk ve arkadaşlıktan alıyor. Sanatsal ilham da Çinlilerin en iyi şeyler çift olarak gelirdiği işinden geliyor. Amaç insanlara günlük hayatlarına kısa bir ara vermelerini sağlamak. Sanatçı insanların ikiz ördeklerin süzülmesini izlemelerini ve bu sayede sosyal bir sohbet başlatmalarını umuyor. Bu benim ikinci seferim ve geri döndüklerini görmekten çok mutluyum. 10 yılda onları özledik. Onları seviyorum. Çünkü mutlu hissettiriyorlar. Çok renkli ve çok neşeliler. Onları tekrar Hong Kong'da görmek çok keyifli. Lastik ördeğin gezisi 2007'de Hollanda'da başladı. 2013'te Hong Kong'a gitmeden önce 4 kıtada 12 noktaya uğradı. Hoffman'ın bugüne kadarki en önemli sergilerinden ve enstalasyonlarından biri haline geldi.
Avrupa'nın dört bir yanından ikiz kardeşler geleneksel ikiz buluşması etkinliği için Avusturya'da toplandı. O renkli görüntüleri getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Bu etkinliğe katılmanın şartı ikiz olmak. Görüntüler Avustralya'nın Branau kentinden. Kentte düzenlenen etkinlikte onlarca ikiz bir araya geldi. Geleneksel ikiz buluşması etkinliğine katıldı. Farklı ülkelerden gelen kardeşler beraber vakit geçirdi. Çok farklı bir deneyim. Genelde ikizimle girdiğimiz ortamlarda herkes bize bakar. Ama burası çok farklı. Başkalarının bizi nasıl gördüğünü deneyimliyoruz. İnsanların bizi bir kişi olarak değil, iki farklı kişi olarak görmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Günlük hayatta birbirimize fazla benzememek için çaba harcıyoruz. Etkinliğe katılan ikizler aynı kıyafetleri giydi, aynı aksesuarları kullandı. Etkinlikte çeşit çeşit fotoğraflar çekildi. Bu yılki organizasyona 50 ikizin katıldığı belirtiliyor. Geleneksel ikiz buluşması etkinliği ilk olarak 39 yıl önce düzenlenmişti. Endonezyalı 17 yaşındaki görme engelli Putri Ariyane, ABD'nin en çok izlenen şarkı yarışmasına damga vurdu. Yarışmacı, seyirciler ve jüri tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Olağanüstü desteğiniz ve takdiriniz için teşekkür ederim. Hala bunun bir rüya olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. Türkiye'nin en büyük moda etkinliği olarak nitelendirilen Dosto Dosti Fashion Show Antalya'daki binlerce katılımcıyla renkli görüntülere sahne oluyor. Türk tekstilinin son moda ürünleri 40 ülkenin beğenisine sunuluyor. Fuarda sadece tekstil yok, katılımcılar için eğlenceli etkinlikler de var. Fashion! Alışveriş ve tatilin birlikte olabileceği mucizevi bir dünya. O renkli dünya bir kez daha kapılarını açtı. Türk tekstilinin son moda tasarımları, DJ performansları, sahne şovları. Dosto Dosti Fashion Show Antalya'yı renklendirdi. 150 firmamız, üretici firmamız katılımcı. 6000'e yakın müşteri portföyümüz var. 40 ülkeden, 200 ayrı şehirden gelen alıcılar, bayırlar var. Etkinlik, Türk tekstil ürünlerini dünyaya pazarlayan en önemli organizasyonlardan biri olarak biliniyor. Katılımcılar hem bu ürünleri keşfediyor hem tatil yapıyor. 90 milyon dolarlık ihracatın artırılması hedefleniyor. Etkinlik her zaman iyi ve daha da iyiye gidiyor. Biz buraya hem alışverişe geliyoruz hem de çok güzel eğleniyoruz. Ailemizle tatil için geliyoruz. Gelip gördüğüm bu fuarı ülkemde anlatıyorum ve herkesi davet ediyorum. Tekstil fuarına savaş halindeki Rusya ve Ukrayna'dan müşterilerin yoğun ilgisi var. İki tarafa da dost elimizi uzattık ve bu barış elini uzatan Türkiye'ye iki tarafta yanaş ticareten her iki taraftan da iş yapıyoruz. Katılımcılar sadece son moda ürünleri keşfetmiyor. Akşam düzenlenen partilerde gönüllerince eğleniyorlar. Şimdi kısa bir ara. Evet, 3 saat boyunca gündemden gelişmeleri aktardık. Ana haber bültenini burada tamamlıyoruz. Bizden sonra Eren Eğilmez ile Gerçek Fikrine sizlerle olacak. Yarın yine aynı saatte. Görüşmek üzere, hoşça kalın.